Sonra bir baktım köpek 2 metre kadar yaklaşarak lan öyle bir hırıltıyor. Böyle şunlara bak ya. Bunlar acımış. Bunlar adi polis. Camız. Anadolu'da mandada diyorlar bunlara. Dostlar bunların yoğurtu, sütü 10 numara. Bu azdır ama yağ oranı çok yüksek. Yoğurtu ama biraz kısa hayvandır. Çamur, çatlağı sever. Muhtemelen tanesi 300-400 bin liradan aşağı değildir. Mutfağından harikalara hoş geldiniz dostlar. Bugün değişik bir konsept ile evlerinize konuk oluyorum. Çok fazla konuşmayacağım. Sadece video yapımını izleyeceksiniz. Değişik bir şey gerçekten ormanda saç kavurma yaptım. Ortam biraz tehlikeliydi. Birkaç aracın haricinde affedersiniz. Mandalar vardı. Yani Anadolu'da camış derler, camız derler. Onlardan falan vardı. Çok güzel bir yerdi. Tabii köpekler de olmasaydı ama neyse. Allah korudu ki bir şey olmadı. Allah'a emanetsiniz. Takipte kalmayı unutmayın dostlar. Afiyet, şifa olsun. Bakın görüyorsunuz her yerde başıboş, boş bir köpek. Ya arkadaşlar kesinlikle tamam hayvanları severiz. Dinimizde de çok güzel bir yeri vardır hayvanların. Lakin başıboş özellikle köpek başıboş olmamalı. Parçaladı, öldürdü insan çocuk sayısını herkes haberlerden takip ediyordu. Görüyorsunuz ben güzel bir yorumda gidiyorum. Ormana gitmişim, güzel bir video çekmişim, çekiyorum. Ama nerede?
zehir edecekti bir tane köpek. Bakın her yerde köpek. Bakın burada şimdi döneceğim. Bu sesi sonradan kaydediyorum. Az ileride dönüyorum. Bir hırıltı duyuyorum kaskın içerisinden. Motor zaten gürültülü, çok duymuyorum. Sonra bir baktım köpek 2 metre kadar yaklaşarak da öyle bir hırıltı, böyle arkadaşlar, buraya kadar gördükleriniz daha belki onda biri. Videonun buradan sonrası var. Dikkat ederseniz buradan sonrasında da bir miktar köpek denk geliyor. Buraya kadar olan henüz çekmediğim yer var. Esasen orada da çok ciddi köpek denk geldi. Fakat ben herhalde yani tehlike olabilir diye video almak istedim. Hani olur ya, bazen delil gerekebilir. Olsun, yanımda bulunsun diyerekten videoyu açmıştım. İyi ki de açmışım. Daha kötü bir şey olsaydı ne olacaktı? Yani haberlerde görüyorsunuz, parçalanan çocukları, parçalanan insanları, sakat kalan insanları ömür boyu yüzünde, vücudunda taşıyacağı o ısırılma izlerini, ameliyat izlerini hepiniz biliyorsunuz. Elbette hayvana bir değer veriyoruz ama insan değeri farklı, hayvan farklı. Yani bakılacaksa hayvana, barınaklarda bakılsın. Yani hayvanın sokakta insanların içerisinde ne işi var? Öyle değil mi? Yani insanlar daha değerli değil mi? Parçalanan onca çocuk. Acaba hayvanları sokakta savunanlar, sokakta olmasını isteyenler, onların kendi çocukları parçalansa, ailesinden en yakınlarından birileri parçalanarak öldürülse ya da ömür boyu iz vücudunda bir hastalık, bir sakatlık vesaire taşısa bunu kabul edebilirler miydi dostlar? Yani o yüzden insan başka, hayvan başka. Kesinlikle ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Yani koca koca adamlar, daha ağır konuşmak istemiyorum, yani hayvanları savunuyorlar. Kardeşim, senin canın gitse sen ne yaparsın? Yine savunmaya devam mı edersin? Bunların derdinin hayvan olmadığı kesinlikle belli. Dostlar, prim yapmaya çalışan, devleti, milleti, toplumu birbirine kırdırmaya çalışan, kaos oluşturmaya çalışan oluşumlara yani prim vermeyin. Kimin dost, kimin düşman olduğunu iyi tespit edin. Benden bu kadar. Sessiz olun, dikkatli olun. Allah'a emanetsiniz. Kazasız sürüşler diliyorum dostlar. Bu arada devamında yemek yaptığım bir video olacak. Dostlar, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar kazasız belasız sürüşler diliyorum.
Haydi bismillah dostlar. Benim bir ara elimi kestiğim bıçak. Haydi bismillah. Oo güzel. Böyle. Arkadaşlar gaz kartuşumuz bu. 227 gramdı sanırım. Neyse bu çok önemli değil. Kapağını şöyle açıyoruz. Yerleştirirken özellikle şuna dikkat edelim. Mesela burası kilitli, burası serbest. Yani serbest dediği açık. Bunu buraya vakumlayacak olan kısım. Yerleştirirken burada bunun uygun deliği var. Oraya yerleştiriyoruz şöyle sakince. Şu kısım şu üstteki kilit kısmına geliyor. Bunu da göstermiş olayım şöyle. Geç bu şöyle yaylım bir mekanizma. Bir kısmı buraya geçiyor. Şöyle bu ufaktan tık diye oturuyor zaten. Sonra bunu kilitleyecek ve geri alacak mekanizma tam bu köşeye giriyor zaten. Arkası zaten girdi. Şimdi arkadaşlar kilit mekanizması yani aktifleştiriyoruz. Bismillah. Kapatalım. Tamam. Şu an aktif. Güzel. Şimdi muhtemelen bunu açmaya yeltendiğimizdeki bunun iğnesi içine bastıracak onu. Ve bismillah. Oo mis. Oo ne kadar sıcak. Maksimum böyle herhalde. Bakayım. Aynen bize maksimuma gerek yok. Şöyle de şu an yeterli. Yağımız neredeydi? Ocağımız bu şekilde dostlar. Bayağı da sıcak. Bismillah. Hop. İçinde sanki su varmış gibi oldu. Neden? Tabii ben şunu kapatmayı unuttum. Siz olun. Unutmayın. Eti döküyorum. Hop.
Eti özellikle küçük doğramamızın nedeni dostlar çok çabuk pişmesi. Nihayetinde eldeki ocak kadar güçlü ısı vermeyebilir. Kalorisi kaçtı ya. 1600 kalori olması lazım herhalde. Yani fena da değil aslında. Ocak teknolojisinden dolayı diğer standart taşınabilir ocaklara göre daha fazla ısı veriyor. Ama böyle de bir durum var. Allah'tan havada durgun. Hop. Mis. Bismillah. Ateş, ocak bu şekilde dostlar. Ateş bayağı da kuvvetli. Yaklaşık 40-50 santim kadar yukarıya ısı veriyor. Gayet de güzel. Hepsi bir arada olmuyor. Şöyle biraz ayırayım. Burada oturma düzeni işte tez şeyin altta olması şu doğrama tahtasını doğramayı bile zorlaştırıyor. Maşallah, maşallah. Soğanlarımızı da katıyoruz. Önce bunu ufaktan bir karıştıralım. Aslında bunun üstünde bir kapağımız olaydı 10 numara olurdu. Tamam, bu böyle ufaktan pişsin, hatta biraz ısı artıralım. Şimdi kırmızı kapaklarımızı doğrayalım. Burada bir şey kalmadı zaten.
Salatamız tamamdır. Marulu da unutunca ancak böyle oluyor. Şimdi baharatları açalım. Biraz pul biber katıyorum. Rüzgarın bir tarafı uçuyor. Ufaktan tatlı bir rüzgar var. Karabiberimiz. Biraz acı bir taraf olacak. Bu da kekiğimiz. Arkadaşlar baharatı pişmeye yakın attım. O zaman daha güzel oluyor. Aşağı yukarı 8-10 dakika içerisinde yemeğimiz pişecek. Bu kekiğimiz. Bu toza yakın pul biberimiz. Bu da karabiberimiz. Ve tuz. Tuz nerede? Biraz da tuz atalım. Tuzumuz da Himalaya tuzu. Akıyor mu? Akmıyor. Oh, baharatsız yiyince ne gibi mis gibi koktu var ya, ne güzel. Ufaktan soğanlarımızın ölmesi kaldı. Onlar da yeterince öldü müydü? Tamamdır. Salatamız da tamam. Mm-hmm.